Sevgili takipçilerim, güzel ailem, 26 Eylül 2 Ekim haftalık tarotlarımıza hoş geldiniz. Sevgili koçlar, beğenin, yorum yapın. Evet sevgili koçlar, bu hafta özellikle kader çarkınızla, kader çarkınız sizin için o kadar güzel noktada dönmeye başlayacak. İş konularınızla alakalı noktada beklenti ve yöneticilerinizde İ ve T harfi varsa bu konuda işinizle ilgili aksiliklerin iyileşme. Yeni bir iş beklentiniz A harfli bir noktadaysa bu kapımızla ilgili de anlaşmalarımız aydınlı. Çark size çok güzel. Aşkta U dönüşü yapacağınız ve ruhen de iyileşeceğimiz nokta. Aile hayatımızla alakalı özellikle evli çiftlerde error dönemi ve kendinize zorlayıcı, yıpratıcı olayları çok çekerek ilişkinize ait noktaların hatalarını görmüyorsunuz ve ilişki çekişmeye doğru gidiyor. Ve der ki mal alım satım konularıyla alakalı noktada eşiniz ya da yakın ailenizdeki yaşayacağınız krizleri çözmediğiniz sürece haksızlık ve evli olan çiftlerde görümce, elti, kayınço arasındaki dedikodular had safhaya doğru ilerleyecek ve ilişkimizde farklı konuşmalar yüzünden eşimiz ve yakın ailemiz arasında açılımlar sağlanacak. Aile apartmanında 3. ya da 4. katta oturuyorsanız bu ev sizi artık kasvete, sıkıntıya, kedere düşürüyor ama ekonomik olarak gideceğiniz nokta olmadığı için ciddi anlamda yorgunluklarınız var. Çocuklarınızla ilgili çarkı döndürdüğümüz vakit kalp onların gelecekleriyle ilgili korunan, onların hayatındaki sorunların tam anlamıyla biteceği evde ama siz kendini şifalandırıp köklendirmeye ihtiyacınız var. Bu da der ki 23-24 eğer bu yaşlardaysanız hatalara müsaitsiniz. Eğer ki o yaşlarda şu an 40-50 arası ya da 35 arası ise o yaşlarda yaptığınız hataları artık görmeniz lazım. Çünkü aynı döngü dönem dönem hayatınıza erişiyor. Burada kendi annenize kırgınlığınız ve öfkeniz ve onun size yarattığı zorluklardan şikayet ettiğiniz gözüküyor. Kalbinizdeki kişi size hazine açmak, mutluluk, enerji vermek ama onun ailesi sizi istemiyor olabilir. Ve bu yüzden de siz ortada kalmış gibi kendi enerjinizi değersiz hissediyorsunuz. Mahkeme konularımız var ama çark sizin için doğru dönecek bu hafta. Tarotlarım size diyor ki kendi planlarınızı yapın. Burada hiçbir aksilik yok ama bu ara sizin evinizin enerjisi, özellikle mutfaktaki bir rızık kaybınız var ve bu rızık kaybı yakın dostunuz, misafir ettiğiniz kişi sizin evinizdeki erzağınıza, rızkınıza göz evresi yapmış. Bol bol evinizi sirkeli suyla yıkamanızı öneriyorum. Hoşça kalın. Sevgili boğalar, beğeniyorsunuz, yorum yapıyorsunuz. Şimdi bu der ki çiçeklerinizi komple bir kontrol edin. Evinizin çiçekleri, bahçenizin çiçekleri. Burada evinize ait bir noktaya kötü enerji ve toprağınıza yapılmış gözüküyor. Bu hafta ve geçtiğimiz dönemlerden kaynaklı aksilikler, üst üste biriken bazı sıkıntılar sizi ağlama krizi, ekonomik olarak zorlanma, hiçbir şey yetememe dediğimiz bir evredesiniz. Ve hata üzerine hata yapıyorsunuz. Yani iyi niyet bile anlatmaya çalışsanız hatalı görünüyorsunuz. O yüzden ev enerjiniz ve sizin enerjinize yapılan bir kötü ve evinizdeki çiçeklerinizin içerisinde, özellikle salon çiçeklerimizi kontrol edelim ve bu evin içerisinde bir erkek tarafından gelinip konulmuş gözüküyor ve ev düzeniniz ve çevrenizde kötü gözükün diyerekten siz ne yapsanız da kimseye yaranamıyorsunuz. Bu yüzden de huzursuzluklarınız var. İş konusunda iş çevrenizdeki insanlara inancınız dışında yönetici ve bulunduğunuz alanların çarpışıcı konuşmaları ve sizi yıpratacak ve aşağı çekmeye çalışan insanlara mümkün olduğu kadar dikkat edin. Özellikle şöyle söyleyeceğim, hava ya da ateş burcu birinden alacağınız zarar sizin iş kaybınıza ve ekonomik kaybınıza sebep olacak. Bunu ihmal etmeyelim. Özel hayatınızla ilgili de uzun süredir bitirmeye çalışıp bir bitiyor, bir başlıyor, bu artık size kahreden bir travma gibi. Bu travmadan çıkmadığınız sürece hayatınız hep aynı döngüde ve aynı fanusta ilerleyecek ve siz artık bu 3 hafta ya da 6 hafta içerisinde bu döngüden çıkın. Yeni bir enerji, yeni. Ve der ki sizin yurt dışı Avrupa enerjiniz var. Burayla ilgili planladığınız evraklar, oluşumlar size hayırlı. Hatta eşinizi, çocuğunuzu götürebilirsiniz. Eğer siz 5 kardeşseniz mutlaka yurt dışı kapınız var. Eğer 3 çocuğunuz varsa çocuklarınızın gelecek hayatı yurt dışı ile alakalı noktada bağlantı. Özellikle aynı hanede H ve O ve R harfi varsa
aynı bina ve yakın yaşıyorsak bu hanede bir hastalık ve bununla ilgili sıkıntılar yaşayacağınız söz konusu. Bu ara boşanma konuları çok hakim olan sevgili takipçilerim için dışarıdaki etkenler ve ilişkideki yaşanan krizleri biliyorsunuz ve her iki tarafta birbirine adım atmadığı zamana bırakmışsınız ama bu zaman sizin kalbinizi ve düzeninizi kırmaya başladı. Bir an önce bilgi ve ilişki terapisi de size iyi gelecek. Aşık olanlar için diyorum ki kalbinizdeki heyecan size böyle güzel atacak ki ruhunuz şifalanacak. Eğitim konusunda cesaretinizi, yeni yolları ve özgürlük alanınızla ilgili başarınız çok aydınlık. Siz sadece yapmak istediklerinizi planlayın. Kartların ve Allah'ın izniyle enerjinizde çok güzel ufuklar aydınlanacak gözüküyor. Hoşçakalın. Sevgili ikizler, hemen çekiyorum. Şu an hani ben arkamı kime döneceğim, kime güveneceğim, kime inanacağım? Ya ben hep bir arkamı döndüğümde başıma olmadık işler aşıyor. Hem eşim, hem eşimin çevresi, hem benim ailem ve ben yapayalnız ve boşluklardayım. Kimin için ne dua edeceğimi bilmiyorum. Bir hayır duası alın. Bu hayır duasıyla birlikte bu boşluklarınızdan kurtulacaksınız. Çünkü sizin hisleriniz, sizin enerjiniz o kadar iyi yürekli ki sizi kullanan insanlar utansın diyorum. Ve özellikle de iş çevrenizde D ve U ve S harfi biri sizi her konuda desteklemek istiyor. Ama siz bu insana güvenmediğiniz için ve devamlı soru işareti içinde olduğunuz için yeriniz devamlı eksi noktada. Artık buna güvenme vakti diyorum. Özellikle uzun süredir işini bırakan ve bu konuda pişmanlık yaşayan sevgili ikizler için der ki evet merak etmeyin yakın dönem çünkü siz ani kararlar verip işinizi ziyan ediyorsunuz. Artık burada bir fırsat var. A harfi belirgin olabilir. Y ve G harfi belirgin ve N harfi bir belirginden alacağınız destek iş kapınızdan yeniden doğmayı ve burada bazı borçlarımızla ilgili feraha ermeyi uyarır. Ama eğer siz 7, 14, 17, 21 arasında ev düzeniniz, rakamınız, oturduğunuz yer burasıysa evinizde haciz ve evraklık ve ailemizde bazı mahkemelik sorunları da dikkate almanız lazım. Yoksa burada sizin hanenize ciddi sorunlar uyarı veriyor. Özellikle de devletten uyarınız, devletle ilgili yaşadığınız konularla ilgili dikkate olmamız lazım. Evimizde çocuk ya da evlatlarımızın bağımlılık sürecini gösteriyor. Ya sizi dinlemiyor olabilir, ya bilgisayara, ya herhangi bir şeye bağımlılığı var. Bu çocuğumuz ileride tehlike uyarıyor. Şimdiden bir psikolog, çocuk terapisti ya da olgunsa olgun bir enerjiyle iyileşmesi lazım. Evet, bu arada en büyük sorunumuz yaşadığımız ilişkinin çok iyi giderken eşinizin telefonu saklama ya da siz eşinizden bir şeyler gizliyor olabilirsiniz. İlişkide bir güvensizlik, bir ihanet konuşları söz konusu olacak ve gereksizce birbirinizi yargılayacaksınız. Bence bu anahtarda huzur varken huzurunuzu bozmayın. Çocuk düşünenler için burada tedavi eşinizden kaynaklı sorunlar. Her iki çiftin de tedavi olmasına ihtiyacı var ama eşinizin ailesi sizde sorun olduğunu düşünüyor ve siz de eşinizi rencide etmemek için söylemiyorsunuz. Artık o maskeleri indir. Senin de bu konuda sorunun olmadığı, eşinizin de sorun olduğunu ifade etmeniz lazım. Ailenize ait özellikle evli çift ve bekar evlenmeyi düşünen çiftler için şunu demek istiyorum. Aile büyük ve erkeklerden kaynaklanacak para haksızlıkları var. Siz evlenirken biri de evleniyor olacak. Burada krizler çoğalabilir. Kardeşler arasında da gerginlikler var. Dikkat edin. Bir de taşınma mevzusumuz söz konusu olabilir. Taşınmak için ilk 13 numarayı veriyor. Yani 3-1-13. Hani 23 gibi demeyelim. Bu noktalarda da taşınacağız. Yolculuk işle alakalı gideceğimiz seyahatlerimiz var. Ama siz bu konuda orada aşık olma enerjisi düşünüyorsunuz. Olabilir. Neden olmasın? Sevgili yengeçler, hemen size geliyorum. Hemen bakıyorum. Kafa dolu olur da bu kadar her şey dolu nasıl taşıyorsunuz? Yani bu beyin artık meditasyonu da yapsa şifalanmıyor. Enerjinizi de düşürse her şeyin yükü ve her şeyi düşünmek zorundasınız. Artık hani bu hayatta ben neden varım? Ya da ben niçin bu döngünün içerisinde aynı noktada devam ediyorum dediğinizde hayatınızdaki insanların sorumsuzlukları ve onların sorumluluklarını devamlı siz alarak siz burada 10 kişinin enerjisine aitsiniz.
O yüzden yükünüz, enerjiniz çok fazla yorgun. Artık herkese iş bölümünü geri iade etmeniz lazım. Yoksa psikolojik olarak takıntılarımız, var olan evremizdeki kaybettiğimiz enerjimiz daralabilir. O yüzden herkese artık eşinize, annenize, kardeşinize, çocuğunuza, iş yerindeki herkesin sorumluluğu aldığınız vaktirde değişip dönüşmediğin sürece gerçekleri görmekten ve kendi hayatına yenilik katamayacağını uyarıyoruz bu hafta size. Lütfen bu konularınızı değerlendirin. Evet, iş gereği gideceğiniz seyahatlerde yakın bildiğiniz, aynı odada kalmayı planladığınız insan tarafından hançerleneceksiniz ve bu insanın tavır ve edası sizin noktanız ve iş yerindeki insanların sizinle fikirlerin değişmesine sebep olacak. Sır verdiğiniz insan sizin hırsızınız olacak, bilginiz olsun. Yeni iş beklentisi içerisindeyseniz bu konularda çok güzel kısmet kapılarınız, şans kapılarınız fazlasıyla olacak ve özellikle de Y, U, K harfi birinden iş konusunda çok büyük bir destek. Bir de gözleri renkli biriyle yaşadığınız aşk evliliğe ve cesarete dönüyor. Aradaki engeller kalkacak ve bu yolculuk sizin için hayırlı. Evli çiftlerimiz için geldiğim vakit eşiniz işten çıkartılabilir. Sizin iş arayışlarınızla ilgili bazı pürüz ve sıkıntılar olsa da siz eşinize ne kadar kenara para da koysanız, onu da verseniz mağdur olan sizsiniz. Hepsini vermeyin de %10, %3'ünü verin. Sonrasında yine bu evi taşıyacak, bu yükü taşıyacak sizsiniz. Evet, eşinizle aranızda sadece ekonomi problemi ve eşinizin başka insanların aklıyla hareket etmesine acayip bunaldınız ve bu yüzden de onun Allah'ın bir şeytan azabına geçse de doğru yolu görse diye dua edin. Onun alışkanlıkları, onun dengesizliği dışarıdaki arkadaşların aklına uyuyor. O yaşadığınız sürece böyle, ama para ekonomimizde bir şey istediği zaman çok az verin, yok deyin. Çünkü size fazlasıyla güveniyor. Bu ara özellikle kendinize ait noktada, kendi ailenize ait bazı mal konularında size düşecek 4 katlı bir çift daire bir alan ya da 4 topraklı bir noktada ilk 3 sırası size ait gözüküyor ve burada güzel kazançlı ve verimli noktanız var. Evet, evinizde bekar ya da ayrılmış dul biri varsa hayırlı kısmet var. Onun kapısı aydınlığa erişecek ve uzun süredir hiç evlenmemiş birisi varsa bile onun için hayırlı evreler var. Merak etmeyin, hoşça kalın. Sevgili aslanlar, nasılsınız? Beğen, yorum yap. Bakıyorum hemen. Bu ara işle ilgili daha böyle toplantı, koşturmalar ve devamlı kürsüde ifade edeceğiniz evreler, bu ev kürsüsü de olabilir. Kendi alanınızdaki kürsünüz de olabilir. Bunu doğru başarmanız lazım. Başarmadığınız takdirde bazı hatalar, bazı dal kırılmaları söz konusu olacak. Hem ekonomik olarak hem de konuşma sırasındaki yapılacak hatalar sizin biraz motivasyonunuzu aşağı çekebilir. Bu ara ilişkiler konusunda sarılıp affetme ve geçmişe ait ihaneti, geçmişe ait yalanı, geçmişe ait örttüğünüz noktalarda tekrar aşka bakmaya ihtiyacınız var ve karşı tarafta siz de bu bakışı sağlayacaksınız ve birbirinize ait noktayı tekrar dengeleyeceksiniz. Bu ara hem parasal şans hem de görünmez şanslar. Yani bir yere giderken para gelebilir. Bir yere giderken güzel bir yolculuk sırasında güzel bir iş teklif alabilir. Ve hatta nalınız, bereketiniz, Fatma Hanım'ın eli sizin için artık yalan değil, gerçek rızkı hayal edip bu rızkın içerisinde yer alacaksınız. Evet, bu ara kayınçolar ya da erkek kardeşler arasında bazı maddi konular ev düzenimizi yıpratmaya başlayabilir. Elden satmamız gereken araç ya da para vermemiz gerekiyor. Bizi sıkıntıya düşürebilir. Sevgili aslan, güneş, aslanlar, bu konuda dikkatli olalım. Kendi kandilimizi yanarken söndürmeyelim lütfen. Bir de aile içerisinde de hala oturtamadığınız sorunlar ve onların kendi hayatlarıyla ilgili yaşadığı krizleri çözmekten o kadar yorgunsunuz ki ve siz bu düzende, bu noktada nerede olduğunuzu bulmak, siz aslında hak ettiğiniz noktadasınız. Onlar değişmiyorlar, değişimi kabul etmiyorlar. Siz de değişmek için bir sürü mücadele ediyorsunuz. Bu ara eşiniz geç gelebilir. Bu aldatılıyor demek değil. İşle alakalı büyük planları var. Bu planlardan kaynaklı eve geç geliyor olabilir. Bir de uykusuz ve alerjik durumlar olabilir. Devamlı tetik tetik her şeyi aramayı bırakın. Herhangi bir şey yok. Onun paraya ve güce ve evini güçlendirmeye ihtiyacı var. Bir de sizinle ilgilenen biri var. Hata yaparsanız evliliğiniz zarar görür. Bilginiz olsun. Sevgili başaklar, nasılsınız?
Ruhunuz iyileşmek, ruhunuz şifa bulmak, işlerle alakalı bereketli ve ilk üç kimlik takarak bu işi başarmak istiyorsunuz. Evet, doğuşun, doğmanın bereketi var. Maskeni tak, senaryonu kur ve işinle alakalı çözümsüz gördüğün her noktanın yolunu aç ki bu noktada büyük şahanelik, büyük bir aydınlık var. Yeni bir ev anahtarı, yeni araç. Şirketiniz size ev konusunda destek verecek. Yurt dışı ile ilgili oluşması gereken kapılarınızda ferahlık ama şirket sizi araç kapısında aydınlatıyor. Evet, bazı noktada da özellikle çalışma sıkıntısı olan ve hala elim kolum bağlı ve elimde bir aracım kaldı, satamıyorum diyen kişiler için de şunu demek istiyorum. Burada artık o araç satılacak, elinizin kolunuzun bağlılığı bitecek, ekonomik olarak daha güçleneceksiniz ve iyi noktalar. Özellikle de kendi işinizi yapıyorsanız burada bazı karmaşık olaylara şahit, sizin işinize zarar verecek arkadaşlarınız, çevreniz var. Dikkatli olun, kazanınız kaynarken boşa kaynamasın, doğru görün diyorum. Evet, aşık olmak istiyorsanız cesaret aşkla sizi şifalandırıyor. Doğru dengede, doğru gözlerin, birbirine ait ruhun iyileşmesi. Ama der ki kökünde yabancılık olabilir. Ve bu köküyle aynı kültürel noktada değiliz ama ailelerimiz çok uyum içerisinde olacak ve birbirimiz evliliğe doğru gidecek. Evli çiftlerde de özellikle şeytana zapta gerekir diyorum ve karı koca hayatımızdaki krizleri görmeye başladık ama her gün başka krizler çıktığı için pes ediyoruz. Eşiniz burada uzak kalıyor, koltuk formatı, paylaşım evresi az olduğu için de onun düşüncelerini öğrenmek istiyor. Zaman zaman gözlerine bakarak anlayabilirsiniz. Onun kimseyle derdi yok, kendi içsel baba, kardeşler arasındaki yaşadığı travmalarla alakalı. Sizin de her şeyi abartan yönünüz artık sakin konuşup evde çok hararetli konuştuğunuz için insanlar sizi dinlemek istemiyor. Bu ara özellikle devletle ilgili beklediğiniz 3 tane evranız olumlu ve hayırlı. Devlette asker ya da cezaevinde olan birinin de özgürlüğüne kavuşmuş olacaksınız. Bunun da mutluluğu var. Yalnız anne kabiri ya da aile köklerimizdeki kadın kabiri ziyaret edebiliriz. Ya da anneyle sağlık problemimiz gündemde olabilir. Dikkatli olalım efendim. Sevgili teraziler, nasılsınız? Vay, gökkuşağının size sunulacak en güzel ikramı. Konuşma, iletişim, çözümsüz gördüğünüz birçok noktada. Yani bu evrede ifadelerle her şeyi iyileştirmek, yol, yolculuklar, gideceğimiz iş alanındaki fırsatlar doğru noktada. Özellikle çalışan çiftler ve yani hem karı koca hem bu çocuklarımızın ana sınıfı, okulla alakalı bazı pürüzlerinden dolayı yakın evler bulmuş olabilirsiniz. Burada devamlı okuldan işe, işten okula dediğimiz bir karmaşa var ama bu hafta şansın sizin kanatlarınızın altında bereketli olacağını, gideceğiniz yolculuklarda da kazançla döneceğiniz ve hatta ve hatta aşkla, ilişkiyle şifalanmayı da öğreneceğiz. Bu ara hani ermiş insanlar, değerli kişiler rüyanıza gelebilir. Rüyalarınızı not alın. Çünkü burada dengeli ve size uyarıcı rüyalarınız söz konusu olacak. Bir de çok yakın bir dostunuzun size söylediği bir lafa çok alınacaksınız. Ve ben bununla nasıl bir dostluk kurmuşum? Benle ilgili çıkarı nedir? Aslında sizinle ilgili bir çıkarı yok. O kişinin kendini geliştirememe ile alakalı sorunu var. Ve sizi kıskanıyor ama siz bunu böyle kenara itmeyin. Boşluklara ve hatalara düşer. Siz onun şifacısı olun ama kontrollü şekilde devam edersek daha sağlıklı. Bu ara işini bırakmayı düşünen sevgili teraziler için yerinizi kendi başarınızı yapın, kendi toprağınızı yeşertin ve kendi markanızı kurarsanız büyük aydınlanmalar var. Eğer kendi işinizi yapıyorsanız da özellikle Başak, Boğa, Oğlak özelliği sahip birinden hem maddi hem de manevi destek alarak işimizi daha büyütme ve 3. ya da 4. yıl kutlamamızla birlikte kalbin ferah ermesini uyarıyor. Kalbimdeki düşündüğüm kişi benim kaderimi dersen, hayır, onun başka biriyle, senin başka biriyle kaderin var. Özellikle de hayatına girecek kişi de H, T, U harfi ve gözler açık Ela, ten olarak kızılıma daha yakın ama Ela gözlü bir insan olacak. Ve söylediğiyle yaptığı aynı birbirine tutacak bir özelliğe sahip. Bu arada da evimizde ümreye gidecek ya da dini görev yapacak birinin hayrını alın. Onun kanatlarında çok güzel bir evre var. Bir de taşınmanız ayaklarınıza tez vakitte gözükmüş. Ailenizin desteğiyle aile evine geçişiniz hayırlı olsun diyorum. Hoşçakalın. Sevgili akrepler, nasılsınız? Bu ara kafanızda 7 tilkinin döndüğü. Hani uçlarını bir türlü bağlayamadığınız, çöle düştüğünüz ve ayaklar ters dönen bir iş konumuz var.
Bununla ilgili geçişler, fırsatlar ve bu noktayı kollamaya çalışıyorsunuz. Devam edin. Toprak ve özellikle su burcu birinden alacağınız iş konusunda destek, hem yeriniz, hem konumuz, hem paranızla ilgili bayağı faydalanacaksınız. Der ki iş çevrenizde aşık olduğunuz ve özellikle İ ve M harfi varsa bu kişide bununla duygusal yönümüz doğru ama sizin çapkın yüzünüz yüzünden ya da çapkın ruhunuz yüzünden karşı taraf size hareket edemiyor. Yalnız vize, evrak konularımızda sıkıntı, ertelenmeler olabilir. Bu hafta bunları çözmemiz lazım diyorum. Yani bir ilişki kaosumuz var ve hazine, mahkemeniz hayırlı olsun, kazancınız hayırlı olsun, zaferiniz hayırlı olsun. Rabbim size öyle bir hazine sunacak ki hiç olmayacak dediğiniz makamın içerisinde yer alacaksınız. Bakın hem kafanızdaki para coşkunluğu, ben de bu paraları, bu işi ne yapayım diye düşünceleriniz var. Karı koca hayatınızda meditasyon, birbirimizi kırsak da birbirimize gülümsüyoruz. Bu nereye kadar böyle devam edecek? İçinizdeki öfke bir fırladığı vakitte ilişkiye zarar verir. Özellikle cumartesi günü ev hanemizde çok büyük bir tartışma çocuklar yüzünden yaşanacak ve bu tartışma yüzünden biri evin anasının evine, biri kendi anasının evine gitme gibi bir durumu var. Bekarlar için aşka inanmıyorsunuz. Evet haklısınız, yaralandığınız ve yalancı insanlarla iç içe olduğunuz için yani ruhunuz var, dilinizi çıkartıyorsunuz. Duanız, evlilik rızkınız ya da evlilik duası yaptırırsanız hayırlı gözlerle karşı karşıya kalır ve adaletsiz ve acımasız insanlardan uzak durmanız size daha iyi. Evet, burada bir de yeni iş kurmak isteyen, marka olmak isteyenler için ortağınızda özellikle B, J ya da K ya da Ş harfi olabilir. Bu kişiyle çok güzel başarılar elde edeceksiniz. Yalnız annenizin, babanız annenizi aldatıyor olabilir. Buna şahit olabilirsiniz ve bunun verdiği bir hüzün evde sorun yaratabilir. Sakin annenizi destekleyerek bu noktayı sakin olun. Erkek çocuğunuz varsa bu ara serseri ruhu, dinlemeyen ruhu çok ön planda. Onu yavaş yavaş dinleterek onu adapte etmemiz lazım. Dağınık kafası, okumak istemiyorum tavrı olabilir. Destekçi olun lütfen. Sevgili yaylar, beğen, yorum yaz. Hemen bakıyorum, meditasyon, şifalanma, kaosundan çıkma. Yani işte yaşadığın problemler, ekip, üst düzey ve alt kurumla ilgili yaşadığınız şikayetler sizi çok fazla yıpratmaya başladı. Ve oradaki kişilerin sizi anlamaması ve ayağını kaydırması ile ilgili kulaklarınız şahit olacak. Bu yüzden de ben kime yardım ediyorum? Bunlara her konuda kanatlarını açarken, meditasyon ve enerjilerini şifalandırırken ben bunlara ne yaptım soru işareti içerisinde olacaksınız. Ve yeni işiniz, yeni oluşumunuz hayırlı olsun. Onlarla muhatap olmadan yeni başlangıç size iyi gelecek diyorum. Evet, burada özellikle sarışınsanız, kumralsanız, hafif kızıl tonlarıysanız kalbinizdeki para bereketi, rızk bereketi aydınlanacak. Ve eski ilişkiniz asla dönmez, o yalancı ben de dönmem diyorsanız bununla tekrar barışma, tekrar ona affetme gözüküyor. Dikkatli olun. Hatta hayatınızda girmesini istediğiniz kişide de E ve R ve İ harfi belirgin olabilir. Bu ara evli çiftlerimizde her şey yolunda giderken kardeş, görümce, elti, kayınço, bütün sülale bir araya gelip sizi göze getirebilir. Evinizde kurşun dökerek, odanızda kurşun ve kendi üzerinizde kurşun dökerek bu gözlerden arınmanızı öneriyorum. Bir de eşinizin büyük beklediği mahkemede olumlu ve özellikle inşaat işiyle uğraşıyorsanız, toprak işiyle uğraşıyorsanız ve burada ortaklı noktalarda zarar görme gibi bir durumunuz var. Akıllı ve mantıklı olduğunuzda haklarınız ve ortaklı alanları çok rahat bir şekilde alacaksınız. Bu ara kurban ya da adak kararınız varsa yapın. Ben kurbana karşı değilim ama hani bir çocuk sevindirmek, bir yaşlıya bakmak daha hayır olduğunu düşünüyorum. Hayrınızı bir 3 kapıda dolandırın ya da 7 kapıda, o zaman bereketiniz, rızkınız daha çok aydınlanacak. Yalnız bazı evli çiftlerimiz için de dengeli gitmeyen, huzursuz olduğunuz ve eşinizin ve sizin aranızdaki soğuk iletişimde evde hiçbir enerji yok ve mutsuzsunuz. Aynı dili konuşmadığınız için artık yol ayrımı, çocuklar için sabrettiniz olmadı ama burada bu yolu bırakmanız gerekiyor. Bırakmadığınız sürece hata var ama yeni bir enerji, yeni oluşum, işlerle ilgili yaşadığınız krizler daha iyileşecek. Kendi yönünü, kendi deltanı bul ki huzura eriş diyorum. Sevgili oğlaklar, nasılsınız? Hemen bakıyorum. Evet, hazinenin sizin hayatınızla ilgili, ailenizle ilgili mahkemeler.
sizin ödenmesi gereken konular, biriken borçlar, biriken davalar. Yani siz unuttuğunuz birçok noktada hem bereketiniz oluşacak, hem de bu dava, ev taşınması, iş davanız, mahkemeniz ne varsa bunlarla ilgili aydınlanmayı gösterir, ama daha 3 hafta ya da 3 ay gibi bir mücadele evreniz var. Yalnız bu ara yeni işe başladıysanız, yurt dışı kapısı, işinizle ilgili büyüme, daha rahat fırsatları, hani öldüm nefes alamıyorum dediğinde toprağınızda farklı bir noktada filizlenecek bir nokta, sizin için yapılacak güzel bir oluşum ve bununla birlikte kendinizi en iyi şekilde ispatlayacaksınız. Ailenize ait işlerle ilgili de özellikle bu 3 ay çok dikkatli olmanız lazım. Evinize ya da ailenizdeki sıkıntılar bizim hanemize de gelebilir. Bu ara yurt dışı düşüncesi olan çocuğunuzda S ve L ve İ ya da G harfi varsa, onun yurt dışı kapısıyla ilgili olumsuz bir şey yok. Sizce bu olumsuzluğu hem siz hem de kendiniz çocuğunuza yüklüyorsunuz ve buradaki enerjileri geri çekiyorsunuz. Eşinizin rütbesiyle ilgili bir değişim, eğer asker, polis, hakim, savcı, devletle alakalı bir noktadaysa ani yola yönlendirilecek. Sürgün gibi demeyelim de farklı yolu iyileştirme gibi diyelim ve bu gideceğinizin orada hem mutluluk hem de aydınlanma var gözüküyor. Sevgilinizle aranız küsse barışma noktanız, özellikle sevgiliniz G ya da A ya da K harfi varsa barışıyorsunuz. Yeni bir ilişki istiyorsanız burada duanızı doğru yapın ve hayırlı enerjiniz var. Sevgili genç ve evde hani hep yarım kalan sevgili oğlaklara sesleniyorum. Meryem suresi ve Fetih suresini 7000 adet okuyarak siz bu evlilik rızkınızı ve enerjinizi açabilirsiniz. Burada hayal kırıklığınız, güven probleminiz, tam evlilik yoluna giderken terk edilmelerden o kadar bıkmışsınız ki insanların sizi görmediğini, enerjini hissetmediğini düşünüyorsunuz. Bu konuda haklısınız. Bir enerjinizin yolları açılması lazım. Evet, ailenizin hayır duası, ama sizin de 2 adet cuma sabahı şükür namazı ve sabah namazı kılmanızı öneriyorum. Hoşçakalın. Sevgili kovalar nasılsınız? Hemen bakıyorum. Gerçek, ailevi, hastalık, psikolojik olarak çok yorgun olabiliriz. Enerjimiz hiçbir şey yapmak istemeyebilir. Yani işteki başarınız ya da para konunuz derdiniz değil, içsel dünyanızın yorgun ve etrafınızdaki insanların esaretli, kendilerini bir şey sanmaları ve sizi böyle eleştirirken kendilerine bakmamalarına çok fazla kırgınsınız. Ama işte büyüme, basamak değişiklikleriniz olsa da bu etrafınızdaki insanlar değişmeyecek. Siz böyle bir enerjidesiniz. Yani büyümek isterken etrafınızda kendini asılmış, kendi psikolojisi yorgun insanları konuşmaktan mührünüze zarar veriyor. Artık yani herkesin günahı kendi boynuna deyip kendi yolunuzu almanız gerekiyor. Başarılarınız ve ödülünüz gerçekleşecek ve cesaretiniz artacak. Bunlarla birlikte cesaretinizin artmadığı, kendinizi doğru noktada göremediğiniz gözüküyor ve kendinizi üst düzey insanlara ispatlayamıyorsunuz. Onlar enerjisinden çıkalım. Aşk konusunda sihir gibi kovanın enerjisine yepyeni bakacak, güzel fikri, boyu posu çok düzgün, hafif esmer ve buğday arasında, saçları çok belirgin ama şurası açık olabilir ya da saçları gür olan biriyle ruh karşılaşması birbirinize ait. Doğru hançeri kalbe doğru vuracaksınız ve bu sizin için hayırlı. Hatta bu ilişkiyi doğru dengelediğinizde evlilik ve evlilik de devenin çöle düşüşü değil, artık sizin evlilik kapılarınızın tam anlamıyla açılacağı ve hayata yeniden başlayacağınız gözüküyor. Yalnız estetik düşünceniz varsa ya da kendinizle ilgili estetik fikirleriniz varsa şu an erteleyin. Enerjiniz buna uygun değil. Ama aile büyüklerimizden birinin şeker ya da bacaklarla ilgili küçük bir operasyon olabilir. Biraz hastane koşturmaları sizi yıpratabilir. Sonunda zafer, sonunda cesaret sizin olarak gözüküyor. Evli çiftlerde özellikle taşınmadan çok evde tadilat, yeni bir ev anahtarı, oluşumla ilgili ortak karar noktamız var. Bunu çözeceğiz çünkü evimiz rutubet gibi, güneş görmüyor gibi, nefes alamıyorsunuz. Evinizin enerjisi çok fazla dağınık ve yorgun. O yüzden artık aydınlığa bakmak istiyorsunuz. Gideceğiniz yolculuk, gideceğiniz kapı sizin için hayırlı. Korkmanıza gerek yok. Hoşçakalın. Sevgili balıklar, hemen bakıyorum. Evlilikte yalan, eşinize söyleyeceğiniz olaylar, sakladığınız olaylar, telefonunuza, kapınıza, açılacak telefonda yüzleşmek zorunda kalacaksınız. Bu hafta dikkatli olun mesajlarınıza, maillerinize ve aynı şekilde iş etrafınızdaki insanlara da
koz vermiş olacaksınız. Hep tehditkar konuşmalar ve onların eline bir şey geçireceğiniz için kendi işinize, kendi ailenize, kendi çevrenize zarar verebilirsiniz. Kendi gerçeğiniz sizde kalsın, başkası bilsin istemiyorum. Evet, burada yeni iş anlaşması, yeni başlangıç düşünenler için gerçekten der ki doğum gibi ve uzun soluklu kapılarınız aydınlanacak ve hem bereketinizi hem de ekonomik olarak yaşadığınız krizleri yavaş yavaş toparlayacaksınız. Eğer şirketinizin içinde J ya da Y ya da L harfi varsa bu şirkette çok uzun soluklu ve bu şirketin size sunacağı yolculuklar söz konusu. Eğer bir bankada çalışıyorsanız ve bu banka sizin konum olarak değişmesi sıkışmış olduğunuz alanlarda yenilik yaratacağı gözüküyor. Eğer firmanızda P, V, R ve S, Z harfi varsa burada ayrılık söz konusu olacak ve bu ayrılıkta yepyeni kendi markanız, kendi oluşumunuz için start vereceksiniz. Aşık olmak isteyenler için kalp kırıklıkları, hayalperest dünyanızdan vazgeçin. Kendi alanınızdaki aşkı nasıl aradığınıza. Yani siz hem aileme uyusun hem özgürlüğüme uyusun diyorsunuz, öyle bir nokta yok. Siz evlenmek ve düzen kurmak istiyorsunuz, ailenizi de mutlu etmeye çalışıyorsunuz ama hayatınızdaki kişiyi seviyorsunuz. Ailenizin istediği kişi sizi mutlu etmez. Kendi mutlu olacağınız insana kucak açmanız sizin için daha sağlıklı. Bu ara boşanma fikrini düşünen sevgili balıklar, evde herhangi bir kriz bitmiş. Kendinizi mutlu bir noktada, hatta çocuk kararı içerisinde olacaksınız. Özellikle daha müstakil ya toprağa geniş bir alana da taşınmanız söz konusu ve eşinizin araçla ilgili değiştireceği yenilik ya da araç almak istiyorsanız da kapınızda hayır var. Merak etmeyin, hoşça kalın, Allah'a emanet olun. 26 Eylül 2 Ekim haftası tarotlar size çok şey sunmuştur. Abone olun, yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın.